Döner dönmez bir cami yaptırmak istiyorum. Mimarbaşı Sinan Ağa'ya haber verdim. Derhal çalışmalara başladım. Siz yüce hünkârımızın kudretine ve heybetine yakışır bir cami olacaktır elbet hünkârım. İnşallah. Lakin caminin nerede olacağı mühim Hoca Çelebi. Siz merak buyurmayın hünkârım. Ben münasip yerleri tespit eder, size arz ederim. Âlâ. Dikkatli olmak lazım Rüstem Paşa. Öyle bir yer seçelim ki bu cami tek bir kulumun dahi hanesini gölgede bırakmasın. Kimsenin gönlü kalmasın. Hünkârım, Saruhan Sancağı'ndan bir ulak geldi. Bir an evvel huzura kabulü beklerler. Alın içeri. Hünkârım, ben Şehzade Mehmet Hazretleri'nin hususi ulağı Ömer Çavuş'um. Söyle Ömer Çavuş. Şehzademiz Sultan Mehmet Hazretleri. Yakalandıkları çiçek hastalığından mütevellit Hakk'ın rahmetine kavuştular. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum. Bu koku, gül kokusu duymak istiyorum. Kan, barut kokusu kendisini yakıyor. Can verirdi sana, atardı kalbin. Şu bastığın toprak mı? Eğer öyleyse seni neden almaz içine? Ruhun alemde ızdırap çekerken vücudun neden toprağa karışmaz? Yanmadın mı Süleyman Hak aşkına? Yanmadın mı onun aşkına? Yanıp da küle dönmedin mi? Savurmadı mı rüzgar senin her bir zerreni? Savurup da küllerini dağıtmadı mı? Hünkârım, Şehzade Sultan Mehmet Hazretleri'nin naaşı Manisa'da bekletilmekte. Nereye defnedilmelerini emredersiniz?
Buraya getirin aslanımı. Payitahta getirin. Hünkârımız içeride mi? İçerideler sultanım. Lakin hiç kimseyle görüşmek istemiyorlar. Gecenin karanlığı, senin karanlığının ışığıdır Süleyman. Ayın nuru, senin sevgilinle buluşmanın nurundandır. Bu yüzden elçi oldu günahların ve cinayetlerin. Yetiş ya Rabbi.